Vaatlerimiz de sahadaydık. Şimdi icraatlerimiz de sahada olduk. Çalışmalarımıza inanan, bizlere güvenen ve her zaman yanımızda olan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür olmak üzere önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na partimizin yönetim kademesinden tüm gönüllerimize kadar herkese ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim bu seçimde de asıl kahramanlarımız sizler, yani isimsiz olanlardı. Cadde cadde, sokak sokak, bir kaldırım taşını bile eksik bırakmayacak şekilde çalışan, başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakarlıkta bulunan, başta gönüllülerimiz olmak üzere tüm kadınlara, gençlerimize, emeklilerimize, esnafımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerine, yani kısacası Ankara halkının tamamına yürekten teşekkür ediyorum. Efendim, bir sağlık ekibi, ambulansımız vardı burada. El kaldırın, oraya gönderelim. Evet, elini kaldırıyorlar burada. Sağlıkçılarımız gidiyor mu? Kameranın altında. Evet, sağlıkçı ekibimiz. Şuradaki kameranın altında. Oradan var. Evet, bir tane de burada var sağda. Evet, bir sağda, bir de kameranın altında var arkadaşlar. Evet, kameranın oraya geçişe izin verirseniz, işinizde doktor varsa o da geçebilir arkadaşlar. Orası tamamsa orada var, kameranın altında. Evet. Değerli hemşehrilerim, kendilerine atılan iftiralara rağmen bana güç veren, gözlerine her baktığımda hayatın anlamını yeniden keşfettiğim biricik aileme ve çocuklarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve bize atılan iftiralar karşı dualarını kalkan gibi kullanan, aldığımız her solukta, attığımız her adımda güçlerini yanımızda hissettiğimiz herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Değerli Ankaralılar, 2019 seçimlerini kazandığımızda kullandığım cümleleri yine tekrarlıyorum. Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya bakışımız farklı olabilir. Ama artık seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız. 6 milyon Ankaralı'ya kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kent Ankara bize bundan 100 yıl önce farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da Anadolu'nun çeşit yerlerinden vatan uğruna bir araya gelip kurtuluş destanını yazanların emanetidir Ankara. Bu kent bize bitti denilen yerde bir anka kuşu gibi küllerinden doğarak tüm zorlukları aşan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının emaneti. Bu kent evet. Bu kent bize Türk milletinin tunçtan yüreğini,
bükülmez bileğini, vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve ülkemizin başkenti olması sebebiyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin emanetidir. İşte biz bu emaneti sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Nasıl pandemide tüm dünyaya hep birlikte bunu gösterdiysek, nasıl selde, yangında, depremde, ülkemizin bütün dertli anlarında en önde ve hep birlikte yardımına koştuysak, şu andan itibaren hiç kimseyi ayırmadan 6 milyon tek yürek olacağız. Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşerilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankara'nın helal oylarıyla tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşerilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz. Onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Geçen seçimde de aynı şeyleri yapmışlardı. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar, Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler, kaybetmeye de devam edecekler. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Ankara'da seçimi şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Ankara'da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara'da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. Ankara'da seçimi eser belediyeciliği adı altında çöp projelere, ne olduğu belirsiz beton kulelere milyarlarca lira harcayanlar kaybetti. O milyarlarca lirayı halkın sağlığına, beslenmesine, ısınmasına, eğitimine harcayanlar kazandı. Evet değerli hemşehrilerim, seçimi işte burada olduğu gibi Türk bayrağı altında buluşan gönüllerin, vatan için atan yüreklerin, yani milletin doğrudan kendisini oluşturduğu ittifak kazandı. Herkes bilmelidir ki, bizim belediyecilik anlayışımız hiç kimseye değil, sadece Ankara halkına meftun, sadece Ankara halkına sevdalı, sadece Ankara halkına kölelik yapmayı kabullenecek bir belediyecilik anlayışıdır. Sizlere söz veriyorum. Önceki dönemimizde olduğu gibi bu kenti şeffaf, katılımcı, hesap verebilir anlayışla yöneteceğiz. Sizden aldığımız paranın hesabını yine kuruşu kuruşuna vereceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Kimsenin yatağı aç ve açık seyirci kalmayacağız. Ankara'nın sanayisine,
tarımına, turizmine, ulaşımına, altyapısına, teknolojisine, eğitimine, kültürüne ve sanatına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerim, bu seçim sonuçları bize olduğu kadar bu ülkede siyaset yapan herkese de bir yol haritası çiziyor. Demek ki kimseyi ayırmadan hizmet ederseniz, yalnızca halkın size verdiği görevle ilgilenirseniz, kutuplaştırmadan uzak durursanız, şeffaf olursanız, halka hesap verirseniz, başı dara düşenin yanında Hızır gibi koşarsanız, az laf çok iş yaparak çalışırsanız, işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz. Rekor oy. Değerli hemşehrilerim, bu tarihi fark bizleri asla şımartmayacak. Tam aksine sizlerin omuzlarımıza yüklediği bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz ve sizlere layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere düşen yine herkesin başkanı olmak, herkese tebessümle sarılmak ve bir aile olduğumuzu yeniden göstermektir.